Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü tam kıvamında nefis bir kandil simidi tarifim olacak. Tarifim için gerekli olan malzemeleri hazırladım. 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını geniş bir karıştırma kabının içerisine aldım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştıracağım. Yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta akı sarısını özeli için kullanacağım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı mahlep, mahlep yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan çırpacağım. Yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekliyorum. Öncelikle 1 su bardağı un ekliyorum, karıştıracağım. Daha sonra yine yavaş yavaş eklemeye devam edeceğim. Karışmayacak kıvama geldikten sonra da elimle yoğuracağım. İkinci bardağı da bu şekilde ekliyorum. Üçüncü bardağı artık yavaş yavaş ekleyeceğim. Toplandı. Toplamda 3 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan, şekil alabilen oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlaklar oluşturacağım. İsterseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben daha büyük yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde daha kıyır kıyır olacaktır. Toplamda 40 adet yuvarlak oluşturdum. Şimdi hamuru bu şekilde yuvarlayacağım ve halka yapacağım. Bu şekilde uçlarını birleştiriyorum ve tekrardan yuvarlayarak düzeltiyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştiriyorum. Bir kısmını direkt yumurta sarısı süreceğim. Bir kısmını da pekmezli suya batıracağım. Ve daha sonra susama bulayacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı pekmezi 1 yemek kaşığı suyla karıştırdım. Hazırladım. Halkaları öncelikle pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susama batırıyorum. Yağlı kağıtlarıyla yine fırın tepsime yerleştiriyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Kandil simitlerinin tamamını hazırladım. Şimdi de diğerlerinin üzerine yumurta sarısı süreceğim. Geri kalanını da ikinci tepsiye yaptım.
Çörek otu serpiştiriyorum. Kandil simitlerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Kandil simidimiz pişti. Pişmesi için 15 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra birlikte kıvamına da bakacağız. Diğer tepsi de fırında pişiyor. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Hemen şimdi şöyle birlikte bir tanesini bölerek test edelim. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir lezzet. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Oldukça da bereketli. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayın. Tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.